Akçakoca Kaymakamlığı ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında Aktaş Şelalesi çevresine yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları yapıldı. Yürüyüş parkuru, suyun sesini dinlemek ve zengin bitki örtüsünü görmek isteyen ziyaretçilerin ulaşım sorununu da ortadan kaldırdı. Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki doğa harikası Aktaş Şelalesi yapımı tamamlanan yürüyüş parkuruyla gezginlerin yeni ekoturizm rotası olacak. Akçakoca Kaymakamlığı ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2022'de başlatılan Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru projesi tamamlandı. Proje ile ilçeye 11 kilometre mesafedeki Aktaş Köyü'nde yer alan Aktaş Şelalesi çevresine yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları yapıldı. Yürüyüş parkuru 50 metre yüksekten düşen suyun sesini dinlemek ve etrafını saran zengin bitki örtüsünü görmek için bölgeyi ziyaret edenlerin ulaşım sorununu da ortadan kaldırdı. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can yaptığı açıklamada ilçenin doğa harikalarından biri olan Aktaş Şelalesi'nde bir buçuk yıl önce proje çalışmalarına başlanan parkurun bölge turizmine önemli katkı sunacağını belirtti. Projeyle Aktaş Şelalesi'ni daha cazip hale getirmeyi ve bölge halkına ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Can, Tarım Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki ekoturizm alanlarının 64.sü .'si olan şelalenin yerli ve yabancı turistlerin şimdiden ilgi odağı haline geldiğini bildirdi. Projeye katkı verenlere teşekkür eden Can, tüm doğa severleri Ceneviz Kalesi, Fakıllı Mağarası, Tarihi Mahallesi ve Camileri, tamamı kumsal 15 plajıyla cazibe merkezi olan Akçakoca'nın doğal güzelliklerini keşfetmeye çağırdı.